Genç yaşlardaydı kahramanımız. Futbol üzerine hayalleri vardı. Fena da oynamıyordu. Zaten küçüklüğünden beri bu konuda etrafındaki herkesi ikna etmiş biriydi. Mesela bir gün babasının elinden tutup gittiği mahalle pikniğinde kendinden büyüklere resital sunmuş, konu komşunun heyecanlanıp babaya müracaat ettiği bir gün geçirmişti. Senin çocukta iş var, topa ne kadar hakim. Bize bile bağırıyor hırsından. Oyunu ne güzel yönetiyor cümleleri baba Ural Bey'e piknik yadigarı kalmıştı. Elektrik malzemeleri satarak geçinen baba da bu sözleri hiç yabana atmamış ve oğluna sonuna kadar destek olmuştu. Mesela ayakkabı mı eskitti? Hemen yenisi babadan hediye. Mahallenin gözde çocuğu sonuçta. Düşünsenize, 13 yaşında Denizli Yıldız takımında kaptan. Sadece o kadar da değil, voleybol takımında kaptan yine kendisi. Basketbol deseniz onda da maharetli. Spora dair ne ararsanız onda. Baba Ural Bey'e ise oğlunun arkasını toplamak düşüyor. Baksanıza öğretmenler yavaş yavaş öfkelenmeye başlıyor. Bu çocuk dersine çalışmıyor Ural Bey. Böyle giderse geleceği karanlık. Biraz uyarın da derslerine ağırlık versin. Ural Bey çocuğunu hiç uyarmadı. Öğretmen hiç o sözleri söylememiş gibi yurt dışından futbol dergileri getirdi. Yarım yamalak Almancayla oğluna cümle cümle yazılanları çevirdi. Karne pek iyi değildi ama baba oğlun keyfine de diyecek yoktu hani. Futbol artık en önemli meseleydi ve günlerden bir gün yine rakiplerine baş kaldırırken saha içinde birden tansiyon yükseldi. Rakiple didişmeler kavgaya dönüştü. Kızılca kıyamet koptu. Tüm bu sahneleri tribünden takip eden baba olanları içine sindiremedi. Yapılanlara müdahale edememek, oğlunu o çirkin tablonun ortasında görmek tuzla buz etti duygularını. Tövbe etti sanki. O günden sonra da bir daha oğlunun maçlarına gitmedi. Aradan yıllar geçti. Futbolda çok fazla dikiş tutturamayan Ural Bey'in oğlu sağlam mı sağlam bir antrenör oldu. Vizyonerliğiyle kısa sürede yükseldi, farkını tüm ülkeye hissettirdi. Ancak ne yaptıysa babasının tövbesini bozduramadı. Sahada rakiplerin ne zaman gol gönderse takımının filelerine belki bir çift güven veren göz aradı tribünde. O gözü hiç göremeyeceğini bilse bile. Gurbette şehir şehir dolaşırken hayallerinin takımı içinde yıllarca beklemişti. Nihayetinde gönlündeki sarıyla lacivert mesleği olmuştu. Fenerbahçe'ye de imza attı ya, ölse de gam yemezdi. Ama içinde bir hasreti vardı sanki. Çok sevdiği, gözünden sakındığı babasının kendisini tribünden izlemesi için yanıp tutuşuyordu. Ve kahramanımız Fenerbahçe'yi çalıştırırken muradına erdi. Bir gün Fenerbahçe'nin akşam gerçekleştirilen antrenmanında tövbeleri bozup gelmişti. Çalışmayı başından sona takip etmişti baba. Onca yıl sonra Ural Bey gururla seyretmişti sarı lacivert tişörtlü oğlunu. Anne Behiye Hanım'la sürekli bir şeyleri işaret ediyor, biraz da ne iyi ettik kıvamında cümleler kuruyorlardı. Oğlunun antrenörlüğe başladığı yıllarda parasız kalmasın diye elektrik malzemeleri dükkanını ona bırakıp kimseye muhtaç olmasını istemiyordu Ural Yanal. Ama oğlu Ersun başında durduğu dükkanı defalarca kapatıp idmanlara gidince araları bozuluyordu işte. Bir süre hem elektrikçilik hem de hocalık yapan oğlu şimdi tuttuğu, gönül verdiği takımın teknik direktörü olmuştu. O büyük gururun vücuda sirayetini hem babanın gözlerinde hem de Ersun Yanal'ın vücut dilinde görmek mümkündü o gün. Evlat Ersun'un ne hissettiğini hikayeyi bizle paylaştığında anlamıştık. Lakin anlatamayız, beklemeyin. Ersun Yanal'ın gözlerini koysak orta yere, vücut dilini görüntülesek o vakit anlarsınız bu minik detayın ne denli önemli olduğunu. Siz hikayede futbolun duygusunu yakalamaya bakın, bu harika öykünün tadı da Ersun Yanal'ın damağında kalsın.